Herkese merhaba. Yine bir videoyla karşınızdayım ve bugünkü videomuzun içeriği bir önceki Shiver videosuyla bağlantılı olacak. Çünkü bu seferki konumuz Shiver Gothic. Bu arada son birkaç videoda belki söylemiş olabilirim. O yüzden hatırlatmakta fayda var. Çünkü insanlar bunu gerçekten hatırlatmamızı istiyorlar. Kanalı beğenmeyi, takip etmeyi, likelamayı, ne bileyim işte abone olmayı, her bir şeyini yapmayı unutmayın. Bir de çana tıklayıp bildirimleri de açın ki bu tür videolarla daha hızlı karşılaşabilin. Ondan sonra vay ben görmedim, vay ben duymadım, anam böyle bir şey mi varmış, bak 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 bak. Böyle şey mi olur ya falan gibi tepkilerle karşılaşmak istemiyorum. Evet, o zaman yine çift taraflı ekranımıza geçebiliriz. Hop. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Shiver Gothic. Shiver Gothic biraz şöyle bir olay. Şimdi Shiver'dan biraz bahsetmiştik. Shiver elime geçtiği anda bu projeye başladılar. Yani ne zamandı? Sanırım 2022 Mart olması lazım. Böyle Şubat, Mart o civarlarda olması lazım. Bu projeye başladılar. Ben de desteklemeye çalıştım. Ve bir sene kadar, bir seneden birazcık daha uzun bir süre boyunca beklemek suretiyle de Shiver Gothic'e erişmiş oldum. Normalde bu oyunun da bir unboxing'ini yapmak istiyordum. Ancak biraz aceleye geldi diyelim. Aceleye geldiği için onu biraz atlamam gerekti. Neyse, karşınıza Shiver Gothic. Zaten Shiver'ın konseptinden bahsetmiştik. Böyle slasher'lı bilmem ne bir oyundu. Ben niye böyle yutkunuyorum sürekli ya? Neyse. Umarım daha devam etmez. Neyse, ne dedik? Shiver Gothic, yani nasıl Shiver, kendisi Shiver. Shiver biraz böyle slasher movie tarzı, böyle o klasik Amerikan korku filmleri tarzında bir oyun demiştik. Tabi sadece bununla sınırlı değil. Yani sen olayı çok acayip böyle Lovecraftian acayiplikleri götürebilirsin. X-Files tarzı bir oyun yapabilirsin. Ne bileyim işte çok böyle ileri tarihlerde bilim kurgu tarzı bir oyun yapabilirsin. Veya daha geri böyle 1930'larda 50'lerde yaşanmış şehir efsanesi denebilecek tarzda bir oyun bile oynatabilirsin. Mesela şeydir, herkes bir malikaneye misafir olarak gelir ama aslında malikane böyle nedir? Aslında hayaletler musallat olmuştur. Bütün varlıklara karşı oynadığın garip bir oyun olur mesela. Bu tür bir şey de olabilir. Ancak Shiver Gothic birazcık daha ilginç bir oyun. Bunu tasarlarken esinlendikleri bazı şeyler benim dikkatimi çekti. Mesela Frankenstein, Dracula, Castlevania, Darkest Dungeon, bu tür şeylerden, bu tür eserlerden, bu tür ürünlerden esinlenerek, işte Nosferatu falan bu tür şeyler esinlenerek çıkardıkları bir oyun. Zaten gördüğünüz gibi çizim tarzını korumaya devam ederken kapak görselindeki bir takım şeylerle de bize ipuçları veriyor. Burada bir şey görüyoruz, harita görüyoruz. Çünkü artık işin içerisine bir setting de giriyor ve City State of Spirehome diyor. Zaten kitabımızın adı Secrets of Spirehome diye geçiyor. İçerisine baktığımız zaman yine aynı arkadaşlar tarafından yapıldığını ve Christopher McClanahan ismindeki arkadaşın da illüstrasyona dahil olduğunu görüyoruz. Burada diğerine kıyasla birazcık daha el yüzü düzgün diyebileceğimiz bir indekse karşılaşıyoruz ya da içerik tablosu diyelim, içerik tablosuyla karşılaşıyoruz. Evet, burada neler var? Öncelikle Player's Guide ile başlıyor. Playing as Monsters diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine her zamanki gibi 7 farklı şeyimiz var. The Construct, The Change, The Mad Genius, The Immortal, The Lucky Devil, The Oddly Undead ve The Slayer ile bize farklı karakter yaratma fırsatları veriyor. Gothic backgroundlar sunuyor. Ve bu guide'ı nasıl kullanacağımızla alakalı bir takım şeylerden bahsediyor. Şurada gördüğünüz üzere esas hikayemiz başlıyor. Bunlar böyle işte chapter 1, chapter 2 falan filan diye gidiyor. Ondan sonra Gothic One Shot ile de bitiyor. Yani bu aslında birazcık böyle
setin kitabı diyebileceğimiz tatlı bir kitap. Bir de bunun yan kitabı var. Onu da dur bakayım gösterebilecek miyim? Elimin altındaysa gösteririm diye düşünüyorum. Sanırım elimin altında değil. Okey. Ama işin en önemli olan kısmı bu karakter yaratımı falan hep bunun içinde. Ötekinin içerisinde sadece hikayeler falan var. Yani adventure'lar falan var. Evet, burada şeylerimizi görüyoruz. Neler var? City of Spirehome. Biraz settingden bahsediyor muhtemelen. Karantia, Spirehome's Factions, Spirehome's Districts, The Players, Who Could They Be? Yani bu acayip şeyleri yarattığınız zaman bunlar hikayenin içerisinde nerelerde yer alacak? Sonra oyuncuları bir araya getirmekle ilgili bir şeyler söylemiş. Günümüzde yani oyunun oynanacağı zamanda Spirehome nasıl bir yer? Hikayesel yapılarla alakalı bir şey söylemiş. The Doom Calendar demiş. Mesela öteki The Doom Clock'tı. Bu kalender, çok kalender bir meşrep gibi gözüküyor. Bakalım neymiş. Evet. Şimdi sayfalarda dolaşırken öncelikle nelere bakıyoruz? Kitabın kullanımını anlattığı bir alanla karşılaşıyoruz. Yani kitapta neler var? İşte Player's Guide var, Secrets of Spirehome var. Burada bunlardan bahsediyor. Language and Literature diyor. Burada bize bir takım tavsiyeler veriyor ki bunları okuyup konsepte kendimizi alıştıralım. Ve burada sembollerin birazcık değiştiğini görüyoruz. Konsept yine aynı. Grid with smart, hard luck, strange ama semboller bir tık değişik. Ama strange hala strange. O da hayatımız. Bak burada mesela yumruk birazcık daha böyle pençeli mençeli. İşte with'de anahtar vardı. Anahtar yerine bir ayak var. Yine böyle pençikli pençikli ayak var. Ampulün içindeki beyin bu sefer bir kavanozun içinde. Böyle ilginç ilginç değişiklikler var. İşte bu tam böyle gotik bir macera oynamalık şey vardı. Neydi? Şambin. Şambin'in oynadığı bir tane Frankenstein dizisi vardı. Mesela tam o tarzda bir ortamı burada sağlayabilirsin belki. Bilmiyorum. Ya da işte bu Vampir Lestat hikayesi var. Mesela vampir üzerinden bir oyunu o kıvamda oynatabilirsin. Ama sanırım eski roman tarzını oynatmak daha iyi olur. Çünkü dizisi pek çok kişi tarafından pek iplenmemiş. Burada monsterlarla başlıyoruz. Construct burada zaten belli. Frankenstein's Monster'dan esinlenerek şey yapmışlar. Yani robot olabilir diyor. Golem olabilir diyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı nece olduğu belli. Burada bakalım. Flesh Stone Machine. Bak çok güzel ayırmışlar. Okey. Bence çok iyi. The Change. Change dediği werewolf tarzı şeyler. Başka bir şeyler var mı içinde? Merak ettim. O yüzden nereye bakacağız? Talent ağacına bakacağız. Ya hızlı hızlı geçiyorum çünkü karakter yaratmanın detayları yani orada tek tek şeyleri okumaktan geçiyor. Neymiş bakalım? Beast ve Obscure. Obscure dediği sanırım o görünmez adam gibi bir illüstrasyon vardı. Biraz yavaş yükleniyor ama yapacak bir şey yok. Mesela şuradaki görünmez adam tarzı bir karakter olabilir. Şimdi bakalım mutajenler bilmem neler. Böyle ilginç ilginç şeylerimiz var. Mad Genius. Burada Dr. Frankenstein, Jekyll and Hyde, Vivisectionist demiş. Burada ilginç bir konsept yine. Ama biz zaten anlıyoruz. Yani Mad Scientist mevzusu bizim için çok daha yabancı bir şey değil. O yüzden konsepti anlamak da kolay. Burada bakalım nelere ayırıyor. Burada homunculuslar falan var. Çok ilginç. Yani construct da yapabiliyorsun. Burada creator ve alchemist var. Sanırım creator kendine bir takım şeyler yaratabiliyor. Alchemist de daha çok böyle işte karışımlar marışımlar yapıp onları kullanıyor. Immortal. Zaten Immortal'a baktığın zaman vampir hissiyatı veren bir çizimi var. Zaten yanında da Vampires, Revenants, Cursed Warriors diyor. Böyle şey gibi. Neydi? Revenant gibi sanırım. Cursed Warrior'dan çok başka bir şey gelmedi aklıma. Burada Return ve Vampir demiş. İkiye ayırmış. Yani ya vampir oluyorsun ya da ölüp geri dönüyorsun. Gibi bir durumu. Undeadimsi. Okey olabilir. The Lucky Devil. Who's that handsome devil?
şeyde vardı o, neyde vardı? Sanki Dota 2'de vardı. Neyse. Gremlins, Faustian Fools, Dark Patrons diyor. Bu da işte böyle shady business adamı. O karakterin başını her zaman belaya sokan, köşelerden olan biteni izleyen o karizmatik ve birazcık da şanslı arkadaş. Indebted ve Faustian diye ikiye ayırmış. Faustian'da neler varmış? Pyromancer, Touched by Fire, Flames of the Pit, Helion gibi özellikler varmış. Indebted'da da A Life for a Life, Not Much Soul Left, Small Stakes gibi ilginç bir takım başlıklar var. Şeye baktığımızda, Weird'a baktığımızda burada Oddly Undead diye geçiyor. Ha, Revenant burada var. Ghost Revenant Reaper. İlginç. Bak bunu oynamak istedim. Bir yere kadar aynı gidiyor neredeyse. Ondan sonra şeyden sonra işte level 5'ten sonra şekilleniyor. The Slayer. Bu da en rahat babuş. Rahat babuşumuz bakalım kaça ayrılıyor. Burada işte şey var. Abraham Van Lincoln diye isim geldi. Abraham Van Helsing falan o kafanda. Weapon Master ve Archivist diyor. İlginç. Çok fazla seçenek yok. Genellikle talent ağacı ikiye ayrılmış. Yani iki farklı konsept üzerinden kurabiliyorsun karakteri. Ama yine de ilginç. Mesela backgroundlara bakıyoruz. Backgroundlarda Holy Knight, Creation, Regal Beast, World Creature. Peki. Böyle ilginç şeyler var. Şöyle bir başa getirelim. Şu harita kısmı bence çok ilginç bir mevzu. Bunu dur bakayım. Şuradan iki sayfa yapabiliyor muyum diye baktım ama galiba yapamıyorum. Bence güzel, ilginç bir şey. Yani oyun sadece sana işte al bunlarla hikaye yaz demiyor. Aynı zamanda sana içinde oynayabileceğin bir dünya da veriyor. Bu dünya ile ilgili belki ileride böyle kısa bir süre sonra bir video daha yapabilirim. Çünkü bununla ilgili ekstra bir kitap daha var. Neydi? Bir şey of Dreadstone diye bir kitap daha var. Ama o şu anda elimin altında değil. İlginç bir konsept. Bayağı bildiğin o gotik korku öğelerini barındıran ve yine işte Victorian dönem, belki birazcık daha eski dönemi barındırabilecek kıvamda bir hikayesi olan, hatta aslında kendi içerisinde küçük bir campaign'cik kitapçığı barındıran güzel de bir kitap. Buna fırsatım olduğu zaman bakmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Secrets of Spireholm'un da karakter seçeneklerine birazcık bakmış olduk. Kısa bir video oldu, evet. Ama daha sonrasında Spireholm'la alakalı bir video yapmayı biraz önce dediğim gibi düşünüyorum. Şu anda Shiver biraz arka planda benim için. Çünkü başka şeylerle uğraşmam gerekiyor. Ama fırsatını bulduğum zaman, özellikle hazır elimin altına Shiver Gothic gelmişken, bir şansımı denemek, biraz oyun oynatmak, belki düzenli bir şeyler oynatmak gibi bir fikrim, planım var. Ama zaman tabii bize ne olacağını kendi gösterecek. Şimdilik bu kadar. Daha sonra yine dediğim gibi ilginç videolarla karşınıza gelmeye çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.